Ankara'dan iyi geceler. Merkez Siyaset'e hoş geldiniz. Bugün iki önemli konu ağırlayacağız. İlki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Mustafa Bey, kesintisiz gideceğiz yaklaşık bir saat boyunca. Siyasi gündemi konuşacağız. Dış politikayı konuşacağız. Belki çözüm sürecine gelecek laf. Haftanın gündemini, geçen haftanın gündemini sizin bakış açınızla bakmaya çalışacağız. Birlikte analiz etmeye çalışacağız. Fakat dilerseniz öncelikle size Taraf Gazetesi'ne manşet olan, geçtiğimiz pazar günü Taraf Gazetesi'ne manşet olan ifadelerinizle dilerseniz başlayalım. Evet. Dediniz ki taraf şöyle manşet atmıştı: MİT muhalefet eden her kuruma girdi. Büyük Birlik Partisi lideri AKP'nin teklifini reddedince operasyon başladı. Birazdan oraya geleceğiz. Mustafa Destici iki nokta üst üste muhalefet eden her kurumun içine istihbarat görevlileri girdi dedi. Şimdi şöyle, bu Türk siyasi tarihimize ya da Türk devlet geleneğine baktığımız zaman, özellikle de çok partili siyasi hayata geçişten sonraya baktığımız zaman Tarık Bey, gerçekten de siyasi partilerin içerisinde, hatta bu sadece siyasi partilerle sınırlı değil, sivil toplum örgütü dediğimiz meslek kuruluşları, işte sendikalar, yani nerede bir topluluk varsa, hatta cemaatler, tarikatlar, bunların hepsinde istihbarat örgütleri var. Yani şimdi bakıyorsun, mesela 12 Eylül ihtilalinin olduktan sonra Bedrettin Demirel'e bir soru yöneltiliyor. O zaman ikinci komutanı. Deniyor ki, madem bir düdükle bu işler bitiyordu, bu kan duruyordu da, siz niye işte yıllarca buna müsaade ettiniz, göz yumdunuz? Diyor ki, özellikle son bir yıl işte şu kadar insan hayatını kaybetti, binlerce insan. Diyor ki, olgunlaşmasını bekledik diyor. Hayır, olgunlaşmasını beklemediler, olgunlaştırdılar. Yani sabah sağcıyı vuran silah öğleden sonra solcuyu vurdu. Hı hı. Sabah ülkücülerin kahvesini tarayan öğleden sonra akşam gitti solcuların kahvesini taradı. Maraş'ta gittiler Alevi evlerini işaretlediler. Geldiler camilerde farklı konuştular. Sivas'ta aynısını yaptılar. Çorum'da aynısını yaptılar. Yani baktığın zaman kim bunu yapıyor? Derin güçler. Kim bu derin güçler diye bakıyorsun, istihbarat birimlerinin bunun içinde olduğu ortaya çıktı. Yani toplumda bir kaos ortamı oluşturmak tabii için. Tabii, yani hem kaos ortamı ve darbeye zemin hazırlamak için de oluşturmak için çalışıldı. Bunu bizzat kendileri itiraf ettiler. Hem de siyasi partileri, işte sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, işte cemaatleri, tarikatları kontrol altında tutmak için de bunu yaptılar. Bu arada yaptılar. Tabii şu anlama da geliyor. Bu solcular ve sağcılar da bir anlamda bu merkezler tarafından yönetilmiş oldu. Evet, yani tabii ki içinde sokulan işte bu görevlilerle, provokatörlerle bunlar yapıldı. Yoksa Anadolu çocuklarının birbiriyle ne problemi olsun? Bakın, rahmetli Muhsin Başkanımız şunu demişti cezaevine girdiği zaman. Diyor ki orada, evet biz mahalleleri paylaşamadık, okulları paylaşamadık, sokakları, caddeleri, hatta şehirleri. Ama sonra 2,5 metrekarelik zindanları, hücreleri paylaşmak zorunda kaldık. Şimdi biz çok tecrübeli bir siyasi hareketi, yani bunları iyi biliyoruz. Mesela Hrant Dink hadisesi var. Şimdi Hrant Dink Büyük Birliğe nasıl bulaştırılmaya çalışıldı? Rahmetli Muhsin Başkan'ın arkasında birisi fotoğraf çekildi ve bu fotoğraf servis edilerek bulaştırılmaya başlandı. Hatırladım. Daha sonra da işte dönemin istihbarat müdürleri, görevliler ne dediler? Bizim her yapının içinde adamlarımız olur. O kişiyi de muhbir olarak o yapının o içine sokmuştuk. Tabii sokmuştuk diye açıkça bu söylendi, itiraf edildi. Yani ben durup dururken bunları söylemiyorum. Bizim çok geniş bir siyasi tecrübemiz var. Geçmişte yaşadıklarımız var. Dolayısıyla da yani elimizde bir bilgi, bir belge olmadan ya da kesin bir takım duyumlara sahip olmadan, kesinle yakın bir takım kanaatler elde etmeden biz durup dururken bunları söylemiyoruz. Hı hı. Bizim yaşadıklarımız var geçmişte siyasi hareket olarak ve ödediğimiz bedeller Mustafa var. Mustafa Bey, sokmayın içinize istihbaratçı. Şimdi şöyle, siyasi partilerde biliyorsunuz, hani üye olurken bile hiç kimseden siz sabıka kaydı falan istemezsiniz. Ancak aday olacağı zaman sabıka kaydı istenir. Hı hı. İşte iyi hal kağıdı istenir, ikametgah belgesi istenir. Ama bir kişi üye yapılıyorsa sadece kimlik bilgileriyle birlikte üye yaparsınız. Her siyasi partilerin içerisinde bunlar vardır. Bir de zaten baktığınız zaman, yani sizin buna engel olmanız çok kolay yani değil. Güvenilir insanlardan oluşturun kadrolarınızı. Öyle oluşturuyoruz zaten. Öyle oluşturuyoruz. Öyle oluşturmaya çalışıyoruz. Ama nihayetinde bir insan. Malzemeniz insan. Yani yapınız insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla da sadece bizim yapıya mahsus değil ki bu Tarık Bey. Her yapıyla ilgili
Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hı hı. Her yapıyla ilgili bununla ilgili bir sürü örnekler var. Ve bakın buradan ne oluyor? Sonra bir hadiseyi size bulaştırıyorlar. Ondan sonra işte Rahip Santora'dır, Zirve Yayın Evi'dir, Danıştay saldırısıdır. Bunların hiçbirisiyle Büyük Birlik Partisi'nin ya da Alperen Ocakları'nın gönül bağı içinde bulunduğumuz gençlik hareketinin hiç ilgisi yok. Ama olmamasına rağmen gazete manşetlerinde bu yazılıyor. Başka mihvallerde bu dillendiriliyor. Ve neticede ne yapıyor biliyor musunuz? İstihbarat örgütleri ya da işte bu Galatya dediğimiz geçmişteki bir takım derin yapılar kendi yaptıklarının üstünü örtmek adına ya da kendileri konuşulmasın ya da arka planda kendileri meydana çıkarılmasın diye, kendi kimlikleri ortaya çıkmasın diye, efendim yok işte bunu bunlar yaptı, bunu öbürleri yaptı, bunu berikiler yaptı. Bir fotoğraf, bir kişi, bir isim, işte bir birliktelik, bir telefon konuşması, bütün bunlar birleştirilerek sonra topyekun bir camia bir töhnet altında bırakıyor, bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Tabii bizdeki son durum da işte buna benzer bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Yani şimdi siyasi partileri kontrol etmeye çalışıyorlar. Ya da siz takip ediliyor musunuz mesela? %100 takip ediliyorum. Ve sadece takip edilmeyi bir kenara bırakın. Ben devletin en tepe noktalarından... Yani bu konuda bir veri var mı elinizde ya da... Söyleyeyim işte, veriyi söyleyeyim. Devletin en tepe noktalarından birisiyle bizzat yüz yüze bir görüşmemizde, hatta tanıdıklar da var yani, baş başa yapılmış bir görüşme değil. Ben dedim ki, ben de dedim şahsen şu anda da dinlendiğimi düşünüyorum dedim. %100 dinleniyorsunuz dedi. %100 takip ediliyorsunuz. Hangi tabakada biri bu? Yani en üst düzeyleri tabakalardan birisi. %100 dinleniyorsunuz, %100 takip ediliyorsunuz. Takip derken de, fiziki takip mi? Ben de dedim ki şu cevabı verdim. Ben sizin konumunuzda olsam siz %100 dinlenmezsiniz ve %100 takip edilmezsiniz dedim. Yani şimdi bir siyasi partinin genel başkanı niye dinlenir? Bir siyasi partinin genel başkanı niye takip edilir? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Ben bir problem ortaya koyuyorum ya. İnsanlar şunu demesin. Mustafa Destici tuttu. İşte istihbarat örgütleri bizi dinliyor, bizi takip ediyor, içimizi karıştırıyor. Bir tarafa bıraksın. Bu Türkiye'nin temel bir problemi değil mi kardeşim? Niye dinliyorsunuz kardeşim? Siz beni niye dinliyorsunuz? Siz başka bir siyasi parti genel başkanını ya da yöneticisini niye dinlersiniz? Ya da bir sendika başkanını ya da bir sivil toplum örgütü üyesini ya da bir cemaat liderini niye dinlersiniz? Niye takip edersiniz? Yani ben potansiyel suçlu gibi mi gözüküyorum? Ya da siyasi partilerin genel başkanları, yöneticileri potansiyel suçlu gibi mi gözüküyor? Ya da tarikat liderleri, cemaat liderleri, efendim sendika başkanları potansiyel suçlu muyuz biz? Biz yok, potansiyel suçlu değilsiniz bakın, de rakipsiniz. Işte, amaç işte şu. Yani dizayn etme diye bir istek var ya da kontrol etme muhalefeti diye. Muhalefeti dizayn etme. Yani muhalefeti, cemaatleri, sendikaları. Şu anda Türkiye'de sendikacılık görüyor musunuz? Bakın kapalı kapılar arasında sendikacılarla konuştuğumuzda hepsi dert yanıyorlar. Sendikacılık yapamıyoruz diyorlar. Yapmak isteyip yapamıyoruz diyenler de var. Tam kontrol altına alınmış, sendikacılığı bir tarafa bırakmış, bazı toplantılara gidiyorum. Yani iktidar partisinin milletvekillerinin ya da bakanlarının yapmadığı konuşmalar yapıyorlar. Yani şimdi ya da ne yaparsınız? Demek ki bazı siyasetçilerin ya da işte sivil toplumun önde gelen insanların takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz, bir takım açıklarını yakalıyorsunuz. Ondan sonra insanlara tehdit mi yapıyorsunuz, şantaj mı yapıyorsunuz? Yani nedir bu kardeşim? Demokratik bir toplumda bu olabilir mi ya? Demokratik bir toplumda, yani demokrasiyle yönetilen bir toplumda, anayasasının demokratik olduğu, siyasi parti yasasının, seçim kanunun, hukukunun tarafsız ve bağımsız olduğu bir devlette, bir ülkede bir siyasi partinin genel başkanı takip edilir mi, dinlenir mi? Ya da bir sendika başkanı takip edilir mi? Skandal. Yani bu, evet skandaldır. Yani bir kere meydana çıksa o hükümet kalamaz. Evet. Ama bakın bizim sanki ülkemizde bu alıştırıldı millet ya. Şu anda öyle bir durumla, gerçekle karşı karşıyayız ki şimdi beni dinleyenlerin tamamına yakını beni onaylayacaktır. İki kişi bir araya gelip bir yerde konuşamıyor. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki. Hayır konuşamıyor. Bak şimdi iki kişi bir araya gelip konuşamıyor. Ya radyo açıyor ya televizyonun sesini yükseltiyor. Ya diyor ki ya dışarıda görüşelim diyor. Başka bir yerde konuşalım diyor. Telefonda, eskiden telefonun pili çıkartılırdı. Şimdi piller de içinde onu da evet, yapamıyorsunuz. Şimdi telefonla kimse konuşamıyor rahat rahat. Çünkü neden? Bu insanların suçlu anlamına şöyle diyebilirler. Ya kardeşim işte konuşamıyorsa demek ki bir sıkıntısı vardır. Hayır öyle değil kardeşim. Ya insanın boş bir anı oluyor, mahrem bir şey söylüyor. Hı hı. İnsanın boş bir anı oluyor. Birisiyle siz siyasi parti genel başkanı. Bizi her gün günlerce yüzlerce insan arıyor. Öyle taleplerde bulunandım var ki adam kız kaçırıyor beni arıyor. Hı hı. Ben diyor jandarmanın elindeyim diyor.
Adam diyelim borca girmiş, beni arıyor. Adam işte çocuğu hapse düşmüş, beni arıyor. İşte tayin istiyor, seni arıyor. Yani o kadar yolda kalmış, seni arıyor. Başka bir talebi var. Mesela ülke meselesiyle ilgili, onu bildirmek için seni arıyor. Yani mesela bakın bazen öyle şeyler oluyor ki işte dinliyoruz yani. Bugün bir siyasi parti genel başkanı da bir gazetede şeyi vardı. Diyor ki bir başkasıyla konuşurken işte o yönetimle ilgili bir takım eleştirilerde bulunuyor. Onun üzerine ifadeye çağrıldığını söylüyor. Ya bu hangi demokratik bir ülkede bunlar olabilir? Ben gerçekten en çok da AK Partili arkadaşlara, AK Parti tabanı ya bizim tabanımız. Yani AK Parti'ye oy verenler farklı insanlar değil ki. Muhafazakar, milliyetçi, dindar. Dolayısıyla da onların hepsi benim kardeşim. Yani AK Parti yönetiminin tamamına yakını bizim kardeşimiz ya. Biz onları kendimizden ayrı falan görmüyoruz. Ama bir yanlışlara şimdi kapının arkasında bakın çok etkili yine 3 dönemdir AK Parti içinde siyaset yapan milletvekili konumunda hatta milletvekili üzerinde görevleri olan bir arkadaşımız diyor ki ya diyor bu saray olmadı diyor. Yani bu kadar milletin borcu varken diyor. Bu yanlıştır kardeşim diyor. Ama bunu çıkıp söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Ya da diyor ki işte bu efendim son yargı paketleri yanlış. Milletvekili diyor. Düzeyinde diyorsunuz değil mi? Tabii daha da üst düzeyde. Hem milletvekilliği var hem de daha da üst düzeyde. Şimdi çıkıp bunları kapalı kapılar arkasında çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Ama çıkıp toplumun önünde ya da mecliste konuşamıyor. Niye konuşamıyor? Çünkü milletvekilleri hür değil. Milletvekilleri özgür değil. Milletvekilleri bu seçim sistemiyle seçildiği sürece, bu siyasi parti yasası devam ettiği sürece konuşamazlar. Çünkü neden? Bakın ben iddialı bir şey daha söylüyorum. Dinliyorum. İlk meclis, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk meclisi, 1920 meclisi, bundan daha özgürdü milletvekilleri. Neden? Çünkü seçilmiş geliyorlardı. Erzurum kendi milletvekilini seçip kendi gönderiyordu. Eskişehir kendi milletvekilini seçip kendi gönderiyordu. Bayburt, Tunceli kendi milletvekilini seçip kendi gönderiyordu. Diyarbakır kendi vekilini seçip İzmir ve geldiler o milletvekilleri herkes okusun ilk meclis tutanaklarını. Neler söylüyorlar, neler konuşuyorlar. Ama 26'dan sonra biliyorsunuz orada da bir baskı oldu. Çok partili siyasete geçildi. Sonra İzmir suikastı bahane edildi. Diğer partiler tekrar lağvedildi. Ve insanlar haksız bir takım suçlamalarla karşılaştı. Ve ondan sonra 1946'ya kadar işte Demokrat Parti'ye kadar tekrar çok partili hayata kadar bir tek parti zulmü oldu. Ama şu anda ona benzer bir gidişat var. Şimdi nasıl ki rahmetli genel başkanımız şunu söylemiş. Demişti ki işte 28 Şubat'a zemin arayanlara dönüp işte evet yani ne diyorlardı işte Türkiye İran olacak, Türkiye Cezayir olacak biz buna müsaade etmeyeceğiz. Onlara ne dedi? Evet Türkiye İran olmaz, Türkiye Cezayir olmaz ama Suriye yapılmasına da biz müsaade etmeyeceğiz dedi. Ben de şunu söylüyorum. Hep birlikte bu ülkeyi sevenler, bu milleti sevenler, demokrasiden yana olanlar, insan hak ve özgürlüklerinden yana olanlar bu ülkenin 30 yıl önceki Enver Hoca'nın Arnavutluğuna dönüşmesine müsaade etmememiz lazım. Tekrar başa yani demokrasiyi herkes için istememiz lazım. Tekrar başa dönelim. Siz tarafa verdiğiniz röportajda diyorsunuz ki biz Cumhurbaşkanlığı seçiminden evvel hem Tayyip Erdoğan'la hem de Ekmelettin İhsanoğlu'yla Cumhurbaşkanı adayları olarak görüştük. Beklentilerimizi ortaya koyduk. Sonuçta Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklemeye karar verdik. Ama kararımız hazmedilemedi. İktidar bize saldırmaya ve operasyon yapmaya başladı. Ve oradan sonra da hem takipte olduğunuzu hem de dinlendiğinizi söylüyorsunuz. Ve bunu şiddetle eleştiriyorsunuz. Şimdi bana göre sizin bir suçlu olduğunuz ya da suçlarınızı ortaya çıkarmak için yapılan bir şey değil. Neden dinlenilir? Ve şu anda da bu stüdyodaki herkes ve ekran başındaki çoğu seyircimiz dinlendiğini düşünüyor. Neden düşünüyor? Bunun yasası da çıktı esasen. MİT yasası ile her türlü teknik takip... Sadece telefon dinlenmesi değil, sabit hatların dinlenmesi değil, kredi kartı hareketlerinden sağlık raporlarına kadar her türlü dijital veri takip edilebiliyor. Bunun iki amacı var. Siz konuşmanızda söylediniz. Bir, dediniz ki tehdit veya şantaj amaçlı. Evet. Yani Mustafa Destici'nin veya Büyük Birlik Partisi yöneticisinin bir yöneticisinin. Ya da başka X bir partinin. Veya X bir partinin acaba biz ona tehdit edecek bir unsur bulabilir miyiz? Bir bu amaçla. Diğer partiler de aynı şekilde. İki, evet. Bir de rakipsiniz yani. Dediniz ya aynı tabana hitap ediyorsunuz. Aynı tabana hitap eden rakiplerde veya işte farklı taban da olsa yani mesela AK Parti CHP'de dönen her şeyi bilmek ister. CHP'de AK Parti'de dönen her şeyi bilmek ister. Bir anlamda da böyle bir şeye belki
vakıf olmak için yapılıyor bu faaliyet. Benim hiç öyle bir merakım olmadı. Yani ben AK Parti'de ne olup bitiyor, CHP'de ne olup bitiyor. Stratejisini anlamam anlamında söylüyorum. Hayır, şu anlamda stratejisini bilebilirsiniz ama onun genel başkanının ya da milletvekilinin telefonda ne konuştuğu, tabii. Yani ne yaptığı, bunların hiçbirisi beni ilgilendirmiyor. Hı-hı. Hiç de merakım olmadı. Hı-hı. Ama tabii şöyle bir tarafı da var. Tarık Bey işin şöyle bir tarafı da var, boyutu da var. Şimdi en çok da bu dinlemelerden muzdarip olduğunu söyleyenler bunu yaparsa iş daha farklı bir boyuta bürünüyor. Yani siz bir taraftan işte dinlenmekten şikayet edeceksiniz. Hı-hı. İşte yasa dışı dinlemelerden şikayet edeceksiniz. Ama ondan sonra döneceksiniz, geleceksiniz. Aynı şeyi siz yapacaksınız. Şimdi bu bir kere çok çelişkili bir durum. Bir de istihbarat örgütleri, bakın elbette ki bir ülkenin istihbarat örgütleri o ülkenin güvenliği aslında çok önemlidir. Ve aslında hepimizin göz bebeğidir. Dolayısıyla bizim bunları korumamız, bunları yıpratmamamız gerekir. Ama istihbarat örgütleri kendi görev alanları içerisinde kalacaklar. Yani ülkenin güvenliğini. Sen şimdi kardeşim Sultanahmet'te göz göre göre Türkiye'nin en turistik alanı, en popüler yeri Sultanahmet ve turizm merkezine yapılıyor saldırı. Sen istihbarat olarak ister emniyet olsun, ister milli istihbarat olsun, ister CİTEM olsun, neyse adı. Sen emniyet olarak senin görevin bu ya. Senin görevin bu. Senin görevin işte bak Musul'daki, değil mi, istihbarat kurtarmış. Teşekkür ediyoruz milletimiz adına. İşte Assubay kaçtı, kurtardın. Teşekkür ediyoruz. Kaçırıldı, kurtardın. Senin görevin bu. Yani bir istihbarat örgütünün görevi, adı ne olursa olsun, hangi birimin istihbarat örgütü olursa olsun, bir siyasi partiyi, bir sivil toplum örgütünü, ya da bir sendika ya da bir cemaati ya da bir tarikat, her neyse bir topluluğu izlemek midir? Evet, belki eğer oralarda bir suç unsuru varsa, mesela bir şaiye çıkmışsa, bir efendim şikayette bulunulmuşsa, efendim işte nedir mesela işte biz... O zaman dinleme kararı alınabilir. Tabii o zaman dinleme yani, kararı alınabilir, o zaman yapılabilir. Tabii. Ama şu anda öyle bir hale gelmiş ki herkes dinlendiğini düşünüyor ve dinlendiğimiz de bize en üst düzeyden söyleniyor. Yani şimdi evet %100 dinleniyorsunuz deniyor. Evet. Şimdi bana en üst düzeyden %100 dinleniyorsunuz deniyorsa ben bunu ciddiye almam lazım. Ha, Allah'a şükürler olsun ki kimseye veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Kimsenin elinde bizim bir şeyimiz yok. Bir de onu çıkartıyorlar bazen. Ve biz çünkü hatamız olabilir. İnsanız hepimizin. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz hayatımızı Allah'ın gördüğünü düşünerek, yani biz sadece ve inancımıza uygun olarak tanzim etmeye çalışıyoruz yaşamamızı. Böyle. Ben her namazımın sonunda ya Rabbi senin rızan dışında söz söyletme, senin rızan dışında iş yaptırma diyorum. Sonunda hangi makam kaybedeceksem edeyim, benim hiç umurumda değil. Çünkü biz siyaseti oy almak için yapmıyoruz. Oy bizim için birinci derecede. Biz Allah'ın rızasını kazanabiliyor muyuz? Bunu kazanırken milletimize hizmet edebiliyor muyuz? Ülkemize hizmet edebiliyor muyuz? İnsanımıza hizmet edebiliyor muyuz? Haksızın yanında durabiliyor muyuz? Doğruları dile getirebiliyor muyuz? Mazlumların yanında durabiliyor muyuz? Onların sesi olabiliyor muyuz? Nereden olursa olsun. Şunu da Alevi bir haksızlıkla karşı karşıya kalırsa ben onun sesi olurum. Kürt kalırsa ben onun sesi olurum. Mutlaka. Yani kim kalırsa kalsın. Bizim siyasetteki varlık amacımız bu. Onun için diyoruz biz. Büyük Birlik Partisi 22 yıldır niye var? Bütün yokluğuna rağmen, her türlü haksızlığa, adaletsizliğe rağmen bir örneği var mıdır Büyük Birlik Partisi'nin? Peki ne tutuyor Büyük Birlik Partisi'ni ayakta? Büyük Birlik Partisi'ni inanç tutuyor. Onun için bizi yıkamazlar. Çünkü neden? Biz bir yerlerden beslenmiyoruz. Biz arkadaşlarımızın çocuklarının rızkından keserek verdikleri aidatlarla, bağışlarla binlerce teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bu yana üye olarak, ilçe başkanı olarak, il başkanı olarak, merkez yöneticisi olarak, partisinde, ocağında, vakfında hizmet eden bütün arkadaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gerçekten bir inanç hareketini yürütüyorlar. Bu bayrağı yere düşürmediler ve düşürmeyeceğiz de Allah'ın izniyle. Çünkü burası Türkiye'nin mayası. Birazdan seçim sistemine geldiğimizde bunları konuşacağız. Gerçekten muhalefet partileri, iktidar ve ana muhalefet, mecliste temsil edilenler dışında gerçekten çok güç olanaklarla seçime giriyorlar. Şunu da kabul etmek gerekir. Ya beni dinlerse dinlesinler, benim zaten saklayacak bir şeyim yok diye düşünen seyircilerimiz olabilir. Hayır. Böyle bakamayız. Asla böyle bakamayız. Asla böyle bakamayız. Devletinde böyle bir şey olmaz. Bu bir hak ihlalidir, evet. Hukuksuzluktur, skandaldır. Ve bunun sorumluları da hesap vermelidir. Buna da böyle bakalım. Ya dinlerlerse dinlensinler. Ben legal bir insanım zaten. Gizli saklım yok. Bir şey de bulamazlar. İşte efendim
filan. Bu böyle geçiştirilecek bir şey değil. Asla böyle bakılamaz. Evet. Asla böyle değerlendirilemez. Bu bir hak ihlalidir. Dediğim evet. gibi hukuk yani devletlerinde demokratik sistemlerde asla bu böyle olmaz. Ama bizdeki temel problem bu. Biz maalesef demokratikleştiremedik devletimizi, sistemimizi. Asla hukukun üstünlüğünü hakim kılamadık. Bakın, ekmek almaya gittiğiniz market bile ya telefonlarının dinlendiğinden falan şey yapıyor. Ya sen bir market sahibisin yani senin ne yapsınlar telefon dinleyip, ama onda bile ona kadar inmiş bir kaygı oluşmuş. Şimdi vatandaşlarda o kadar öyle bir endişe var ki şimdi herkes dinlendiğini düşünüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü şundan dolayı adam diyor ki eğer benim oy vermediğim duyulursa. Mesela çocuğu diyelim ki bir yere girmiş, asgari ücretli çalışıyor. Şimdi diyelim ki ya da çocuğu öğretmen ya da imam, tayin meselesi var. Ya herkesin bir, beldesi, bak, köyü, kasabası kendi ya, cumhuriyeti. Tarık Bey gerçekten Allah var kardeşim. Herkes, evet bu dünya var. Resulullah Efendimiz'in söylediği gibi bir de hiç ölmeyecekmiş gibi çalışacağımız ahiret hayatı var. Yarın ölecekmiş gibi çalışmamız gereken de ahiret hayatı var. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Ya siz imamın tayinine kadar neye düşüyorsunuz kardeşim? Siz bir öğretmen eşini alıp da Ankara'nın bir ucundan ta öbür ucuna nasıl gönderirsiniz ya? Bu hangi vicdan, hangi adalet duygusu bunu yapabilir ya? Ben gerçekten bunları anlamakta zorluk çekiyorum ve bunu yapanlar adına üzülüyorum, biliyor musunuz? Geçen bir CHP'li milletvekili söyledi. Evet. O kadar ki dedi, kamu bankasının dedi müdürleri kasaba kasaba, köy köy dolaşıp vatandaşlara işte efendim sizin krediniz var, vesaireniz var, işte bu hükümet iş başından giderse bu iş sakata girer, sıkıntıya düşersiniz gibi propaganda yapılıyor dedi. Milletvekilinin ismini bulamadım, biraz evvel baktım, bulursam söyleyeceğim. Bugünkü gazetelere yansıdı bu iddiası. Siz böyle duyumlar alıyor musunuz? Şimdi her yönüyle müthiş bir baskılama var. Yani işte kredisi olana banka tepesine biniyor yani talimatla. Çocuğu asgari ücretliyse, taşeron işçiyse, eğer babasının ya da çocuğun farklı bir siyasi partiye gittiği ya da farklı bir oy kullandığı ya da farklı bir yapıya işte yakın olduğu, hemen işine son veriliyor. İşte öğretmense haksız yere tayini çıkartılıyor. İmamların bile tayini çıkartılıyor. Ondan sonra işte bir devlet dairesinde memursa tayini çıkartılıyor. Bir görevdeyse görevden alınıyor. İşte sosyal yardımlaşma fonundan yardım alınıyorsa bu yardımlar kesiliyor. Yani inanılmaz bir şey var. Yani herkes kendi özelinde, aman ben iktidar aleyhinde olmayayım da başıma bir şey gelmesin. Asla, yani gerçekten hiçbir dönemde ben bunu böyle hissedildiğini görmedim. Peki. Yani ve ben bakın şunu söylüyorum. Bu arkadaşlarımız adına üzülüyorum ya. Yani bakın benim bir sorumluluğum yok. Evet, milletim adına üzülüyorum. Bir Muhalefet Partisi lideri olarak o kaygıyı duyuyorum, o acıyı hissediyorum, o acıyı yaşıyorum. Ama yapan adına daha çok üzülüyorum ya. Yapan adına daha çok üzülüyorum. Bakın ben bundan 2 sene önce Sivas'taki bir açılışta hani bu yolsuzluk, işte rüşvet, bir sürü duyumlar ortaya çıkmıştı. Orada bakanlar vardı. Genel başkan yardımcıları vardı. Dönerek dedim ki bakın bu tür şeyler geliyor. Bu tür dedikodular. Daha hiç bu 17-25 Aralık falan gündemde değil. Dedim ki ben sizin kardeşiniz olarak... Yolsuzluk dedikoduları. Tabii yolsuzluk dedikoduları. Rahmetli Muhsin Başkan'ın ta 2007'de işte kongrede altınızdan pis kokular geliyor diye dillendirdi. Dedim ki bakın bunları dedim ben sizin için söylüyorum. Yani çünkü bu işin dedim vebali var. Yani bu dünyanın malına bu kadar tamah etmeye gerek yok. Her şeyin bir ölçüsü var. Bu ölçüyü kaçırmamak lazım. Orada Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlattım. Dedim ki bakın ne diyor Edebali? Her gittiğimizde Söğüt'te hepimiz onu söylüyoruz, dillendiriyoruz. Ülkeyi yönetenler de söylüyor. İşte yüksektekiler alçaktakiler kadar emniyette değildir. Onun için yüksektekilerin daha dikkatli olması lazım. Daha ölçülü olması lazım. Daha titiz olması lazım. Bir takım alışkanlıkları o göreve gelmeden önce varsa da göreve geldikten sonra bırakması lazım. Artık toplum önündesiniz. Ve Nasrettin Hoca'nın fıkrasını anlattım. Bütün bakanların huzurunda genel başkan yardımcıları var. Nasrettin Hoca'ya adamın birisi bir cuma günü geliyor. Tam sela verilmiş, ezanla sela arasında. Diyor ki hocam diyor babam vefat etti diyor. Babamın durumu ne olur diyor bu cuma günü diyor. Baban diyor namaz kılar mıydı diyor. Kılmazdı ama diyor cuma günü vefat etti. Peki baban hırsızlık yapar mıydı? Yapardı ama diyor sela ile ezan arasında vefat etti. Baban içki içer miydi, zina eder miydi? Ederdi ama cuma günü öldü. Diyor ki hocam babamın durumu ne olacak?
Hoca biraz düşünüyor, kavuğu arkaya sallıyor, öne alıyor. Diyor ki cuma günü bir şey yapmazlar ama cumartesi günü gereğini yaparlar. Şimdi iyiymiş yani. Evet. Yani güzel bizim şeyimizde, kültürümüzde bunlar var. Bunlar işte Nasrettin Hoca böyle anlatmış. Yunus Emre farklı bir şeyle dile getirmiş. İşte Hacı Bayram Veli farklı bir üslupla dile getirmiş. Mevlana farklı bir üslupla dile getirmiş. Yani herkes, yani bütün bizim bu manevi mihmandarlarımız, önderlerimiz, Anadolu'nun erenleri bunları çok farklı üsluplarla dile getirmişler. Şimdi dolayısıyla da bizim bunlardan ders almamız lazım. Bunlar sadece güzel söz olarak kalmaması lazım. Bunların uygulamaya geçmesi lazım. Bugüne kadar hata yapılmışsa bile bundan sonra dönülebilir. Hatadan ne kadar erken dönülürse bu kârdır. Şeyi soracağım Mustafa Bey, bu mevzuyu kapatmadan önce dinleme iddiaları ve muhalefetin kontrol altına alınması meselesi, evet, dediniz. Cemaatlerin, muhalefetin, sendikaların, bütün sivil toplum, tabii, örgütlerinin. Partiler de bir anlamda bir sivil toplum örgütü. Siz sivil toplum örgüt görebiliyor musunuz şu anda? Ben, bakın şu anda sivil toplum örgütlerinin büyük sıkıntıda olduğunu, bakın, görüyorum. Ben gerçekten. En son TÜSİAD polemiğini beraber izledim. Şimdi bakın TÜSİAD ki Türkiye'nin en güçlü. Yani TÜSİAD yani başkanı kurulu. Haksız değil. En son ekonomi müdürlerine verdiği demeçte ya ülkede %85 vergiyi bizim üyelerimiz ödüyor. Herhalde bizim ülke meseleyle ilgili sözümüz var dedi. TÜSİAD hani o anlamda çok bağımsız bir kuruluş. Yani, hı-hı, minnetsiz bir kuruluş diyelim. Bağımsız ve minnetsiz bir kuruluş. Çünkü hani hükümetten, devletten çok bağımlılığı yok. Yani oradaki iş adamlarının pek çoğu geçmişte belki bunu yapmışlar ama bugün devletten ihale alarak varlıklarını sürdürmüyorlar. Kurumsallaşmışlar, doğru, artık. Ama şimdi onlar bile bir baskı altındaysa ve onlar bile söz söyledikleri zaman çok sert bir karşılıkla. Daha sonra 4 kere basın toplantısı, tabii, düzeltmeye çalışıyor. Tabii yani şey böyle var. Bir şeyle mecburiyetle karşı karşıya kalıyorlarsa siz varın düşün ki o zaman işçi sendikaları, memur sendikaları, işte diğer küçük sivil toplum örgütleri, cemaatler, tarikatlar, işte iş dünyasının adamları, bunlar ne yapacaklar? Çünkü tek tek takip ediliyor ya. Hı hı. Yani bir insanın bankada kredisi mi var? Mutlaka takip ediliyor. Ve hemen kendisine bir şey çekiliyor ya da bir yerden bir iş mi alıyor, hemen o kesiliyor. Yani bu acımasız siyasetin acımasız tarafı müthiş bir şekilde muhalefetin en hızlı işlediği dönemlerden birisi. Evet. Yani bu ne için yapılır gerçekten ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Evet. Biz 22 senedir siyaset yapıyoruz. Millet bize hiç iktidar yapmadı. Belli dönemlerde meclise girmişsek de çok az sayılarla. Eşit, adil koşullarda siyaset yapılmadığını düşünüyorsunuz. Asla yapılmadı ve yapılmıyor. Ya, hangi adaletten, hangi eşitlikten bahsediyorsunuz Tarık Bey? 528 trilyon para yattı 3 bankanın kasasına ayın 10'unda. 10 Ocak'ta. 10 Ocak'ta. Seçim yardımı, hazine yardımı. Bakın millet şunu da bilmiyor. Kaç trilyon? 528 trilyon. Bakın. Geçtiğimiz yılda 360 trilyon aldı bu üç parti. Yani bir yılda neredeyse bir katrilyona yakın para. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir para yok. Bir kere bu çok bir para. Yani bu çok büyük bir para. İki, bir de adaletsiz dağıtıyorsun. Yani anayasanın 68. maddesinde diyor ki siyasi partilere hakça ve yeteri miktarı. Propagandaya en az ihtiyacı olan partiye en büyük payı, tabii, veriyorsun mesela. Şimdi vatandaş şöyle biliyor. Vatandaş şöyle biliyor. Bütün siyasi partiler para alıyor biliyor. Hatta bana diyorlar ki sen, evet, kaç lira maaş alıyorsun partiden? Parti yöneticilerimize diyormuş ki siz kaç lira maaş alıyorsunuz? Bizim arkadaşlarımız ne maaşı? Biz bütün masraflar kendimizden olmak üzere, evet, arkadaşlarımızın her biri 1.000 lira, 500 lira, 250 lira gücüne, evet, göre partinin genel giderlerine katkı sağlıyorlar. Biz böyle yürütüyoruz partiyi. Bakın burada ne oldu? Vatandaşın bilmediği bir şey daha var. Hatta siyasetçilerin bile, yani ilgililer bile bilmiyor. Bu 528 trilyonun aşağı yukarı 1/3'ü, yani 180 trilyona yakını hazine yardımı. Bunu neyle belirlemişler? Yasayla. Demişler ki %107'nin üzerinde alan bu parayı alır demişler. Kim alıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Peki geriye kalan ne? Yerel seçim olursa bunun 2 katı, genel seçim olursa 3 katı. Yani paranın 1/3'ü seçim yardımı. Evet, evet. Olmuş. Peki seçime kaç parti giriyor? 15 parti giriyor. Yardımı yine 3 parti alıyor. Ya bu nasıl vicdansızlık? Bu nasıl adaletsizlik? Geçtiğimiz gün hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bey'le yolculuk yaptık beraber. Konu buraya geldi. Kendisine bunu söyledim. Dedim ki ya böyle adaletsizlik olur mu dedim. Dedi ki ya başkan diyorsun ki dedi, yani kurt olsa kuzular aşağı olsa kurt yapmaz bu taksim. Evet dedim, siz kurttan kurdu da geçtiniz dedim. Biraz da böyle latife yaparak. Yani gerçekten öyle bir durumla
karşı karşıyayız. Yani Tarık Bey, anlaşılmaz bir şey ya. Ben Sayın Başbakan'a da, Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğu dönemde kendisine de anlattım bunu. Dedim ki bakın futboldaki havuz sistemi bile sizinkinden daha adil. Evet. Yani ligde olan her takıma bir para var. Ama başarıya göre. Biz demiyoruz ki sizinle aynı parayı, eşit parayı alalım. Adil alalım kardeşim. Seçime katılan her partiye, madem adı seçim yardımı. %1 milyon haklısınız bu konuda. Vermiyorlar. Bir kuruş vermiyorlar. Şimdi biz bunu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi hala bu konuda baraj konusunu gündemine aldı. Birazdan ama bu konuyu geleceğiz. Hala gündemine almadı. Birazdan oradan geleceğiz. Da beklentimiz bu. Anayasa Mahkemesi üyelerine de sesleniyorum. Kardeşim artık bizim de sabrımız kalmadı. Yani hadi burada böyle yaptın, yetkisizlik verdin ama burada anayasanın 68. maddesi çok açık. Diyor ki siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılır. Şuna yapılır, buna yapılmaz demiyor. Aynen ifade bu. Bizim hakkımızı verin kardeşim. Peki. Bunlar vermiyor, siz bizim hakkımızı verin. Biz peki. Bunu bekliyoruz. Biraz soluklanın o arada arkadaşlarınız mikrofonunuzu düzeltsin. %100 haklısınız Sayın Genel Başkan. Siyasi parti yardımları hiç adil dağıtılmıyor. İktidar partisi pastadan en yüksek payı alıyor. Daha sonra muhalefet partileri, yani ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri, tamam yeterli galiba, ekrana da yansıyor. Tamam, bırakabilirsiniz onu o şekilde. Peki. Siyasi partiler hakça paylaşmıyorlar bu yardımı. Adaletli bir dağılım yapılmıyor. En yüksek payı iktidar partisi alıyor ve şu anda bugün siyasal iktidarın biraz evvel pek çok kesimi, sivil toplum başta olmak üzere, medya hatta başta olmak üzere kontrol ettiğini veya etmeye çalıştığını konuştuk. Haliyle zaten pek çok unsur siyasi partiler, iktidardaki siyasal parti lehine bir durum arz ediyor. Bir de hazine yardımında pastadan aslan payını alarak çok daha adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor. Anayasa Mahkemesi buna ne der bilmiyorum ama şunu konuşalım. Siz seçim barajı ile ilgili müracaat ettiniz. Başka partilerle beraber DSP vardı galiba. Saadet Partisi ve Saadet Partisi. Evet, DSP ve Saadet Partisi vardı. Üç parti birlikte. Anayasa Mahkemesi baktı ve bizim buna yetkimiz yok dedi. Şimdi seçim barajının düşürülmesi konusu. Sadece şunu söyleyerek geçeyim müsaade ederseniz. Şimdi iktidar partisinin doğru yanlış bir sürü politikaları var. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana doğruya doğru yanlışa yanlış diyen bir siyasi partiyiz. Bakın mesela en son işte aile yardımlarıyla ilgili, çocuk yardımlarıyla ilgili bir paket açıklandı. Destekliyoruz. Osmanlıca konusunda destekliyoruz dedik. İşte başörtüsü konusunda, ilk öğretimde din kültürü, pek çok konu var. Biz doğru işlerin hepsinin yanındayız. Kimden gelirse gelsin, sadece iktidardan değil. Muhalefet de doğru bir teklif yaparsa onun da yanındayız. Kim doğru yaparsa, biz böyle bir siyasi anlayışa sahibiz. Ama kardeşim, bizim verdiğimiz kararlara da siz saygılı olun. Bizim beklentimiz bu. Biz sizin kararlarınıza evet eleştirimizi yapıyoruz ama onun ötesinde geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Mesela bu Cumhurbaşkanı ile ilgili sadece bir anekdot söyleyeyim, ondan sonra geçeyim müsaade ederseniz. Şimdi yine bir İktidar Partisi milletvekiliyle bir yolculuk yaptık. Orada kendisiyle konuşma imkanı bulduk. En sonunda dedim ki neyse, anlattıktan sonra şu örneği verdim. Geldim, uzun hikaye yapmayacağım, vaktimizi şey kullanalım. Dedim ki 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fazilet Partisi Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı aday gösterdi. Üstelik kendi milletvekili arkadaşları ve çok yakın bir süre olmuşlar oradan ayrılmışlar. Yenilikçi hareket partileşme yolundalar. Nevzat Yalçıntaş adayken gittiler. Yani şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları. Tamam mı? Hepsi tamamı o grup, yani AK Parti'yi kuran grup Necdet Sezer'i desteklediler. Ben dedim ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan arkadaşa, Ekmelettin Bey'i de yakından tanıyan bir arkadaşa. Dedim ki peki şimdi Allah için sana soruyorum dedim. Necdet Sezer mi, Ekmelettin İhsanoğlu mu? Aynen verdiği cevap şu Tarık Bey. Nevzat Yalçıntaş mı? Ha yok, Necdet Sezer mi? Çünkü Necdet Sezer'i destekledim. Anladım. Necdet Sezer mi, Ekmelettin İhsanoğlu mu? Şimdi bizi acımasızca eleştiriyorlar ya. Dedi ki ya dedi, Ekmelettin İhsanoğlu en azından 5 vakit namaz kılıyor. Peki kardeşim, siz bunun 5 vakit namaz kıldığını niye o dönemde söylemediniz? Neredeyse adamı
gayrimüslim gösterecektiniz. Muhalefet yani, açısından yani sağlam şimdi, bir argüman koymuşsunuz. Şimdi, doğru, o dönem ben de Ankara'da muhabirdim 2000 yılında. Evet. Fazilet Partisi içerisinde bugün AKP'yi kuran Yenilikçi Hareket Ahmet Necdet Sezer'e destek verdi. Evet. Şimdi bakın, onun için herkes, biz tutup o zaman bu arkadaşlarımızı suçladık mı? Herkesin demokratik tavrına saygı gösterdik. Biz bunu bekliyoruz. Fazla bir şey beklemiyoruz ya. Üstelik Büyük Birlik Partisi her dönemde en yakın örneği referandumdur. Ve o referandumun da Büyük Birlik yüzü Mustafa Destici'dir. Herkes hatırlar o dönemi. Ya bunda çok, çok alınmamak lazım. Siyasal iktidar istediği yolda hareket etmeyen herkesi ötekileştiriyor. Yani biraz neyse, da öyle. Burada bir sıkıntımız var. Bu baraj meselesi de. Evet. Tabii bu baraj meselesi bizim yıllardır şahsi bir meselemiz değil. Bu Türkiye'nin meselesi, evet. Milletin meselesi, milli irade meselesi. Keşke yani %5'e, %3'e düşse temsilde yani. Temsilde adaletin olmadığı bir seçim sistemi. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programını açın. Temel ilkeler ve insan hakları başlığındaki programı açın. İktidar olduğumuzda diyor millete sözü, daraltılmış barajlı sisteme geçeceğiz ve tercihli sisteme geçeceğiz. Siyasi partiler yasasını demokratikleştireceğiz. Şimdiki Cumhurbaşkanı diyor. Dönemin başbakanı diyor ki ben bunu önerdim, o zaman adım atmadılar. Adım kim atacak adım? 30 Eylül 2013'teki demokratikleşme paketi. Hayır, kim adım atacak? Kendi istediğiniz bütün adımları attınız. Bunun için anayasa değişikliği gerekmiyordu ki. Yasa değişikliği. Yani bize de aynısını söylüyorlar. Orada Tayyip Erdoğan, ben muhalefete öneriyorum. Daraltılmış bölge dar bölge. Birinde dar bölgede barajı kaldıralım. Daraltılmış bölgede... Tamam, muhalefet de bir öneri de yaptı. CHP getirdi, %3'e düşsün dedi. Yani muhalefet de bir öneri koydu ortaya. Evet. Şimdi iktidar partisi... Siz samimi bulmuyorsunuz onu. Asla samimi bulmuyorum, çünkü şundan dolayı. Bize de aynen şu cevabı veriyorlar. Diyorlar ki ya biz mi getirdik bu barajı diyorlar. Tamam da sen barajı kaldıracağım diye geldin. Sen Türkiye'yi demokratikleştireceğim diye geldin. Sen bu ana kadar kendi koymadığın kaç yasayı değiştirdin? Yüzlerce, binlerce yasa değiştirmedin mi? Doğru. Her hafta bir yasa değiştiriyorsun. Doğru. Yargı işine gelmiyor, her hafta bir yargı paketi doğru. çıkartıyorsun. Bunu yani yaparken muhalefete mi sordunuz? Yani doğru. Şimdi dolayısıyla bu asla samimi bir şey değil. Ha biz yani ne yaptık? Muhalefetin, biz bir bunu de, ortaya koyduk, muhalefetten öneri gelmedi meselesi çok şey değil. Ben asla inandırıcı ve samimi değil. Çünkü orada anayasa değişikliği gerekmiyor. Bugün dese onu... Hani seçimlerden bir yıl önce yasa değişikliği yalnız uygulanamıyor. Yalnız o zaman CHP ile MHP, hani meclisteki partileri kastederek söylüyorum. HDP hatta, o zamanki adıyla BDP, ki baraj sorunu var BDP'nin. Evet. Şimdi de seçime parti olarak gireceğini açıkladı. Barajın altında kalacağı hesabı yapılıyor. Baraj sorunu olan bir parti, yani böyle çok gönülden o dönemde, geçen seneden bahsediyorum. Yani 2013 doğru, bu, haklısınız, öneri, haklısınız. Bu önerinin ortaya atıldığı 2013 Eylül, Ekim aylarında, Kasım aylarında daha ortada bu yolsuzluklar falan yokken yani muhalefet hadi gel yapalım arkadaş, 3'se 3, 5'se 5, darsa dar, daraltılmışsa daraltılmış falan da demedi. Hadi Odri Meydan buluşsun arkadaşlarımız, biz dedik, Bey, çalışma yapsınlar. Biz dedik, şey, ama işte mecliste CHP ile MHP'den dedik, güçlü bir bakın, ses çıkmadı. Onlar dönemde, sanki razı gibi. Ben o dönemde hem Sayın Başbakan'ı Tayyip Bey'i, hem Kılıçdaroğlu'nu, hem arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni, hem Sayın Cumhurbaşkanı o dönemki ziyaret ederek teklifimizi sunduk. Yani hem siyasi partiler yasası ile ilgili, hem seçim kanunuyla ilgili tekliflerimizi sunduk. Kendi ellerinde de var bizim sunduğumuz teklifler. Yani benim suçum değil ki bu. Yani benim suçum değil. Bir de demokratikleşme meselesi hükümetin direkt kendi meselesi. İktidarın kendi meselesi. Doğru. Ve anayasa değişikliği gerekmiyor. Bakın biz ne yaptık? Bekledik. 12 Haziran'da. Seçim kanununda değişiklik yapacak, bitecek iş. Tabii yani. Hepsi bu kadar. Evet. 12 Haziran'da biz Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinde yaklaşık 2 ay önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum ben. Evet. Bireysel başvuru yaptım. Şahsım ve partim adına hem baraj hem de hazine yardımıyla ilgili. Şimdi diyorlar ya hani seçime 3 ay kala mı çıktı? Hayır. Ben başvurumu tam seçimden 1 yıl önce yaptım. Geçen yıl 12 Haziran'da olduğu seçim olduğu için de o tarihi özellikle seçtim. Bir seyircimiz sormuş, baraj düşseydi ülkemiz ne kazanırdı ne kaybederdi? Şunu kazanırdı, ben bunu söyleyeyim. Baraj düşseydi bir kere temsilde adalet olurdu. Bakın o seyircimize şunu söylemek istiyorum. Yanlış bilgilendiriyorlar çünkü yanlış propaganda var. Avrupa'nın hangi ülkesinde şu anda tek başına iktidar var? Avrupa'nın Almanya'sı, Fransa'sı başta olmak üzere, Belçika'sı. Bütün ülkeler neredeyse koalisyonla yönetiliyor. İstikrarsızlık mı var? Aynen. Önemli olan demokrasiyi hazmetmektir. Kişi hak ve hürriyetlerini hazmetmektir. Temsilde adaleti, milli iradeyi hazmetmektir. Şimdi diyelim ki 91'de baraj vardı. Tek başına iktidar mı vardı? 95'te baraj vardı. Tek başına iktidar mı vardı? Yok. 99'da baraj vardı. Tek başına iktidar mı vardı? 2002'de bu halkın oyunun %40
6'sı boşa gitti. Bir tane seçmen. Önümüzdeki seçimde bu barajla ilgili bakın şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Matematiksel olarak bu var mıdır? Vardır. Bir parti %25 ile barajı geçer, diğer bütün partiler baraj altında kalabilir. Ve 25 ile 550 sandalyeyi alır. Bunu getiriyor şu anda. Bunu getiriyor. Buna benzer. O zaman da ülke ayağa kalkar. Yani. Bakın Tarık Bey, buna benzer bir sonucu yani biz yaşadık. Hiçbir parti. Kim ayağa kalktı? 2002'de halkın %46'sının bir tane temsilcisi olmadı. Adalet diğer ve Kalkınma Partisi. Diğer partiler çok yıpranmıştı o zaman. Yani bakın, kimsenin DSP'yi, ANAP'ı, DYP'yi savunacak hali yoktu. Adalet ve Kalkınma Partisi %34 ile anayasal değişikliği elde etti. %60 çoğunluğu elde etti. Yo size %100 katılıyorum. Tamam. Hep beraber yaşadık o günü. Bir de şu demek değildir. Yapılan bakın, yorum şu oldu. Barajı değiştirmeyen de gene o partilerdi. Keşke 2002 seçimlerine giderken barajı evet. 3'e 5'e düşürselerdi. Bakın eğer o gün 3 bile değil 5'e düşürselerdi o günkü parlamentoya Cem Uzan'ın Genç Partisi, Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi de giriyor muydu? Tabii girerdi. Baraj çıkarsa o evet, şey değişir tabii. Yani aldıkları oyara bakarak tabii. Yani aldıkları oyara bakarak söylüyorum. O günkü meclis iki partili değil, 7 partili, 6-7 partili evet. Oluyordu. Şimdi bir de tek başına iktidar. Ama onu o zamanki Devlet bakın, Bahçeli, Ecevit, Mesut Yılmaz tabii, bile yapmadılar. Tek başına iktidarın elbette ki avantajları vardır ama dezavantajları da vardır. Anladım. Şimdi diyelim ki 12 yıldır Türkiye'de tek başına iktidar var. Yönetimde istikrar var ama toplumda istikrar var mı? Bakın şu anda milletimiz kamplaşmış değil mi? Ayrışmış değil mi? Bölünmüş bir vaziyette değil mi? Ve giderek bakın Türkiye için en önemli tehlikelerden bir tanesi bu. Toplum arasındaki kutuplaşma ve ayrışma. Halbuki sen toplumun yani ben kendimi mecliste ifade edemezsem, ben sözümü söyleyemezsem, ben orada bir katkıda bulunamazsam, ben derken meclisindekileri kastediyorum. Sen bana farklı yollara sapma hakkı vermiş oluyorsun. Böyle bir hak vermiş oluyorsun. Gelen 100 sorudan 90'ı MHP ile ittifak var mı, seçime birlikte girecekler mi, birleşecekler mi? Şimdi şunu bitireyim, onu söyleyeyim. Biz bu müracaatımızı yaptık 12 Haziran'da. Tabii bu arada Adalet Bakanlığı'ndan görüş soruldu. Biz bu görüşle cevap verdik. Tabii barajla ilgili. Ve neticede biz oradan şunu talep ettik. Herkes biliyor ki elbette ki yasayı meclis yapar. Anayasa Mahkemesi tutup da barajı 10'dan 5'e indirdim demeyecekti zaten. Ama İktidar Partisi öyle bir algı oluşturdu ki sanki Anayasa Mahkemesi bunu diyecekmiş gibi. Biz orada şunu söyledik. Geçmişte yaşanan hak ihlalleri var. Ve 2015'te de muhtemel potansiyel %100 yaşanacak bir hak ihlali var. Bu hak ihlalinin görülmesini ve ortadan kaldırılmasını istedik. Bu hak ihlaline sebep de nedir? Baraj. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi zaten iki şey yapacaktı. Bir, işte yetkisizlik kararı verecekti. İki, esastan görüşüp olumlu ya da olumsuz bir karar verecekti. Birinci şık gerçekleşti. Ama bu şu demek değil. Bakın, HDP'de ben iddialı bir şey söylediyorum. Parti olarak girmesinin altındaki yatan sebeplerden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Yarın diyelim ki bu barajda biz seçime gittik. Herhangi bir seçim çevresinde benim partimin bir adayı ya da HDP'nin ya da bir başka partinin seçilecek oyu alırsa, baraja takılırsa ertesi gün soluğu Anayasa Mahkemesi'nde alacak. Bir ay içinde hak ihlali var diye. Tabii bir ay içinde. Çünkü o zaman gerçekleşmiş olacak hak ihlali. Şu anda gerçekleşmedi. Burada bir içtihat görüştü Anayasa Mahkemesi. Yani potansiyel. Çünkü bireysel başvuru 2010 referandumu, kanunlaşması 2012. Bireysel başvuruyu görüştü. Yani potansiyel gelecekte. Orada tam hak ihlali gerçekleşmiş olacak. Ve benim bütün hukukçularla görüştüğümde aldığım cevap, Avrupa'daki uygulamalara baktığımızda cevap, orada kim giderse gitsin Anayasa Mahkemesi'ne bir ay içerisinde bu sefer esastan görüşmek zorunda kalacak Anayasa Mahkemesi. Ve bana göre, benim inancıma göre o oyu alan kişi meclise milletvekili olarak gidecek. Yani, o da başkasını düşürecek. Ama başkasını tabii aynen şeyde oldu ya. Mesela Hatip Dicle gidemedi, oya Eronat geldi ya Diyarbakır'dan. Ona benzer bir durum olacak. Adam şimdi seçildi, mazbatayı aldı, milletvekili yeminini yaptı. Bence şöyle olur. Sonra mesela o gidecek, Büyük Birlik Partili biri tabii gelecek veya HDP'li biri tabii gelecek. Bu da Türkiye açısından bir kaostur. Yani ben kaos tabii. Baraj kalkmazsa kaos olur dediğim şu var. Orada tabii ki bu iktidar dengesini bile değiştirir. Mesela iktidarın diyelim ki 300 sandalyesi varsa bir anda 250'ye düştü, 275'e düştü. Ama işte böyle şeyler şu olabilir. Anda bunun tedbirini almak iktidarın elinde. Evet. Yani şu anda mecliste bir teklif de var. Hani diyorlar ya, yasa değişiklikleri evet bir yıldan önce uygulanmaz ama anayasayı bir gecede değiştirebilirler. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğu buna yetiyor. Tabii. Ve çok rahat bir şekilde bunu değiştirirler. İki satırla ve bu seçimde yapılır. De uygulanır. Bir anda Türkiye'de evet. Barajı %3'e veya 5'e düşürürler. Zaten %3'ün altını kimse talep etmiyor.
ya %5'e ya %3'e düşürürler. Diyelim ki %3'e düşürürler. Bana göre de demokratik olan budur açıkçası. Yani evet, kişisel görüşümü de söyleyeyim. %3'e düşürdükten sonra derler ki bu bir yıl değil, hemen önümüzdeki seçimde geçerlidir derler. Öyle yürür gider. Bu iki satırlık bir şeydir. Bütün partiler de katılır, evet, bu işe. Aynen. Kimse öyle de hayır demez. Çünkü hayır de diyen insan antidemokratik olmakla suçlanacak. MHP ile ittifak. Şimdi şöyle, ben bunu daha önce de söyledim. Tabii biz Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı kökten geliyoruz. Dolayısıyla bu tür yakıştırmaların yapılmasını ben doğal karşıladığımı söyledim. Ama bizim hiç kimseyle bugüne kadar seçim ittifakı ile ilgili bir görüşmemiz, bir konuşmamız, bir pazarlığımız asla olmamıştır. Ve Büyük Birlik Partisi bu önümüzdeki seçimlerde kendi adıyla, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla yarışacaktır. Ve bakın şu anda zemin bizim için çok uygun bir zemindir. Büyük Birlik Partisi'nin 22 yıllık siyasi duruşu, pırıl pırıl mazisi, pırıl pırıl kadroları ve milletin gerçekten problemlerini çözecek projeleriyle iktidara hazır bir siyasi partidir, namzet bir siyasi partidir. Ve ben bu seçimlerde Büyük Birlik Partisi'nin, partimizin büyük bir sıçrama yapacağını ve önüne konan bütün barajları da yıkarak güçlü bir grup olarak meclise gireceğine inanıyorum. Hiçbir kimsenin ne vatandaşımız ne de arkadaşlarımız asla ümitsizliğe düşmesinler. Hı hı. Çünkü ümit imanın kardeşidir. Biz inanıyoruz. Fakat Büyük Birlik Partisi zor bir engel. Hayır bak, tamam zor bir engel ama 22 yıllık tecrübemiz var. Hı hı. Ve şu anda da sandıkların hiçbirisinin içinde bir tane bile oy yok. Doğru. Tarık Bey. Doğru. Yani dolayısıyla da burada millet bir kere, bakın millet bir kere kendi kafasında bu barajı yıkacak. Başta benim partilerim yıkacak. Daha sonra da Büyük Birlik Partisi'ne oy vermeye bu iktidarın Allah aşkına artık oy verilecek ne tarafı kaldı ya? MHP'nin bakın, baraj sorunu var mı sizce? Şimdi ben diğer partilerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Yani o konuda yorum yapmak istemiyorum. Ben sadece şunu veriyorum. Ya bu iktidar partisinin Allah aşkına oy verilecek neyi kaldı? Yani demokratikleşme diyorsun 12 yıldır. Bakın yine mi anayasa masalı uyduracaklar? Ya tek başına sana bu yetki verdi millet, verdin mi vermedin? Yapmadın kardeşim. Referandumla yaptın mı? 58'lik bir blok oluşmuştu. Niye dağıttın o bloku kardeşim? Senin elindeydi o imkan. Niye dağıttın? Hemen ertesi seçimden sonra giderdin, anayasayı yapardın. Ne ihtiyacın vardı senin bölücülere, 21. yüzyıl eşkıya sürülerine, İmralı'ya da canisine ne ihtiyacın vardı senin? Anayasa yapmak için şimdi onlarla sarmaş dolasın. 58'lik tertemiz bir blok vardı senin yanında. Niye bu bloku sen değerlendirmedin? Onun için yine yeni anayasa masalı mı uyduracaklar millete? Hiç kimsenin ümidi yok. Demokratikleşme adına atılmış hiçbir adım yok şu anda. Tam tersine bakın, basına baskı var. Basın özgürlüğü yok ediliyor. Hı hı. Evet, biraz önce söyledim. Sivil toplum örgütleri, sendikalar sendikacılık yapamıyor. İşçinin hakkını savunamıyor. Memurun hakkını savunamıyor. Öbür taraftan demokratikleşmeyle ilgili durumun böyle. Yani öbür taraftan ekonomiye bakıyorsun. Ya şimdi bakın bir şey söylüyorum ya. 75 milyonun 50 milyonu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Çıksın iktidarın hangi mensubu çıkacaksa çıksın, bunu tartışalım. Dün açıkladı daha birkaç gün önce Ali Babacan. Ne dedi? %2'si 9 liranın altında, yani aylık 270 lira. Onun %2 dediği %4. Yani 3 milyon insan aylık 275 liraya mahkum. Bir o kadar insan 540 liraya. O arada 270-540 arası. Bir o kadar insan 540-900 asgari ücret arası. Ne etti? 9 milyon insan asgari ücretin de altında bir yaşama mahkum. Peki asgari ücreti ne kadar? 12 milyon çalışanın 6 milyonu asgari ücretli. 12 milyon emeklinin 8 milyonu da yoksulluk, açlık sınırı altında maaş alıyor. Yoksulluk sınırı 4 kişilik ailede 4000 TL. O yoksulluk sınırı, ben evet, açlık sınırından bahsediyorum. 25 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bugün Sayın Davutoğlu bunu itiraf etti zaten. Ne dedi? O kadar ihtiyaç sahibi insanımız var ki 7000 kişi alacağız dedi yeni sosyal politikalar için. İhtiyaç sahiplerini tespit edip onlara yardım yapacağız dedi. Ya ne demek istiyorlar biliyor musun? Türkçesi şu. Oy avcılığı yapacağız diyorlar. Sosyal yani insanların yardıma değil de esasen işe ihtiyacı var. İşe. Üretime kazandırılması Tarık lazım. Bey, bakın üretime bakalım. Bakın şeyin, vatandaşın durum böyle. Peki ahlaki yönden değerlendirelim. Milli manevi yönlerden değerlendirelim. Gayri ahlaki diyebileceğimiz ne varsa bu iktidar döneminde en azı %260.
uyuşturucudan fuhşa, içkiden yolsuzluğa kadar. Ne aklınıza gelirse gelsin. Evet. Bu alan da böyle. Yani detayına da gireriz ama vaktimiz olmadı. Yok, bitiyor detayına artık. Yavaş yavaş toparlamamız peki, lazım. Peki genel ekonomiye geliyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan her çıktığında ne diyor? İhracatı 36 milyardan aldık, 150 milyara. Peki ithalatı niye söylemiyorsunuz? 50 milyar dolardan 252 milyar dolar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda dış ticaret açığımız sadece 14 milyar dolar ve bunun 12 milyar dolarını turizmden karşılıyoruz. 2 milyar dolar açık kalıyordu. Peki ne oldu şimdi? 100 milyar doların üzerinde bizim dış ticaret açığımız. Döviz rezervimiz 100 milyar dolar açtı diyor. Bunun 90 milyarı ödeme yükümlülüğümüz. İşsizlik rakamları OECD ülkeleri içerisinde düzeltilmiş işsizlik oranıdır esas işsizlik belirten oran. %33 ile biz işsizlik şampiyonuyuz. En son işsizlik rakamları açıklandı. Ya 11 milyon ev hanımı çalışır kabul ediliyor ya. 3 milyon iş aramış bulamamış insan işsiz sayılmıyor. Türkiye'de %25'tir reel işsizlik. Şimdi kimi kandırıyorsunuz siz kardeşim? Şu madenlerde yaşananlar. Yani bakın bir emirle düzeltilecek şeyler. Yapılacak nedir biliyor musun? Sadece şu. Madenlerin neredeyse tamamına yakını sağlıksız. Kapatacaksın. Bakın biz her yıl 10 milyarca doları elektrik üretmek için doğalgaza veriyoruz biliyor musun? Ya bir kere bu madenlere harca ve ondan sonra sen bak gör bakalım ne oluyor. Onu diyorsunuz yani, ama Soma'nın patronunu Amasya'da termik santral kurması için ön lisans veriyoruz. Şimdi bakın neler bu oluyor iktidara, yani? Bu iktidara bu millet hala niye oy verecek? 5 milyar 5 katrilyona saray yaptığı için mi oy verecek? Yoksa 4 eski bakanı milletvekili oylarıyla kurtarıp yargıdan kaçırdığı için mi oy verecek? Ya da biraz önce söylediğim gibi fuhuşu serbest bıraktığı için mi oy verecek? Öbür taraftan PKK'yla yol arkadaşlığı yaptığı için bakın giremedik o konuya. Evet. Ya şu müzakere taslağını biz başından ne dedik? Bunun adı çözüm süreci değil. Keşke çözüm olsa. Kardeşim sen bir kere PKK'yı muhatap almışsın ya tek başına. Bir kere sen nasıl olur da benim oradaki Kürt kardeşlerimi, yıllardır devletin yanında duran korucuları, aşiretleri, elinin tersiyle itersinde bu 21. yüzyıl eşkıya sürülerini muhatap alırsın sen ya. Senin muhatap alman gereken orada Seyit Taha'nın torunları. Senin muhatap alman gereken Said Nursi'nin yoldaşları, torunları. Senin muhatap alman gereken Nakşibendi'nin yoldaşları, erenleri. Sen bunları muhatap alacaksın. Korucu ailelerini muhatap alacaksın. Aşiretleri muhatap alacaksın. Diğer sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri muhatap alacaksın. Sen bunları muhatap almıyorsun. Ateist, Marksist, Leninist ve benim yolum dümdüz, özellikle gidiyor, ayrı bir devlete gidiyor diyen PKK'yı muhatap alacaksın. PKK eşittir PYD diyeceksin ama ona sana döneceksin. Ülkenin içinden koridor açacaksın. PYD'nin 3 kantonundan yani geçici yönetimini oluşturması için oraya peşmerge kılığında PYD'lileri PKK'lıları göndereceksin. Bu işleri biz yemeyiz. Bu millet de yemeyecek artık. Bakın ben bunu söylüyorum. Yani bu kadar her şey apaçık ortadayken niye müzakere taslağı açıklanmıyor? Hani müzakere yoktu? Hani pazarlık yoktu? Şimdi PKK'nın bildiğini, onun elebaşısının bildiğini, onun Kandil'deki yılanlarının bildiğini, İmralı'daki canilerinin bildiğini sen benden niye gizliyorsun? Ben bu milletin aslıyım. Bu milletin aslından niye gizliyorsun sen? Muhalefet partilerinden niye gizleniyorsun? Açıkça soruyorum kardeşim. Bu müzakere taslağının içinde özellik var mı yok mu? Bu müzakere taslağının içinde PKK'ya, Abdullah Öcalan'a, APO'ya af var mı yok mu? Bu müzakere taslağının içinde ana dilde eğitim var mı yok mu? Bu müzakere taslağının içerisinde Suriye'nin kuzeyinde PYD adı altında PKK devleti var mı yok mu? Bunlar belli başlı şeyler. Çıkıp bunları niye söylemiyorsun? Şu mudur yani cevap? Dönüp de Selahattin Demirtaş'a sen kimden talimat alıyorsun da APO'yu zorda bırakıyorsun, itibarsızlaştırıyorsun? Ya da işte HDP Kandil'dekilere nanik yapıyor. Siz millete nanik yapıyorsunuz kardeşim. Siz koskoca Türk milletine nanik yapıyorsunuz ya. Yani biz o kadar doluyuz ki Tarık Bey gerçekten. Ben de yani, son bölümü kesmeden dinledim ama süremiz bitti maalesef. Belki bir iki cümleyle. Evet. Gerçekten yani biz bu konuda çok dertliyiz. Çok muzdaribiz. Onun için Büyük Birlik Partisi'nin önü açık. Yani peki. Biz bu kadar bakın durum böyleyken. Yani şimdi Avrupa'ya dönüyorsunuz.
Bu saldırıları konuşamadık, Fransa saldırıları falan. Vallahi sadece bir iki cümleyle. Bir iki cümleyle kapatayım. Biz elbette ki bu saldırıları kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın, biz bunun karşısındayız. Öncelikle bu. Ama kardeşim bakın, siz milyonlarca Müslüman coğrafyada insan öldürülürken aynı tepkiyi verseydiniz, ben sizin bu tepkinizi çok haklı karşılardım ve bu tepkinin yanında dururdum. Yine de biz yanında duruyoruz. Biz kendimize yakışanı yapacağız. Neden? Çünkü İslam dünyası için bunu yapacağız. Çünkü Batı Avrupa Türklüğü için, oradaki Müslümanlar için bunu yapacağız. Çünkü bunu yapanların bir amacı da şu. Bunu yapanlar diyelim ki sırf bunu işte Charlie Hebdo'daki bir mizah için yapmış olsalar bile, ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine yapılacak bir takım işlere, çünkü onlar da emperyalist küresel güçlerin taşeronudur. Yani şu anda İslam coğrafyasını kana bulayan örgütler, IŞİD'inden El-Kaide'sine kadar. Dolayısıyla da burada esas proje nedir? İslam dünyası üzerindeki baskıyı artırmaktır. Oradaki kanlı zulümü meşrulaştırmaktır. Ve neticede Batı Avrupa'dan Türklüğü ve Müslümanlığı çıkarmaktır. Şimdi değil mi? Bütün bunlara zemin o yapmaya çalışıyorlar. Anladım. En azından yani o karikatür dergisi mazeret oldu tabii, diyorsunuz. Mazeret potansiyel oldu. Hedefti diyorsunuz. Potansiyel anladım. Hedefti. İsteseler de bunu çok rahatlıkla önleyebilirlerdi. Dolayısıyla da bu bir nevi aslında göz yumulmuştur. Aynı 11 Eylül'den sonra ne yapılmışsa benim endişem ve hiç istemediğim durum şudur ki de, özellikle Batı Avrupa içerisinde yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz peki, çok zor durumda kalacaklardır. Çok zor şartlarda kalacaklardır. İnşallah süreç böyle işlemez. Hepimiz bakın hepimiz teröre karşı ortak bir duruş. Son cümle diyeyim. Efendim artık çok sıkıştı arkadaşlar. Tabii burada ne olur bizim, son cümle. Evet, son cümlemiz şu. Türkiye'de gerçekten evet bizlerin problemleri var ama daha büyük problemi olan emeklilerimiz var. Daha büyük problemi olan asgari ücretlilerimiz ve onun altında yaşayan insanlarımız var. Daha büyük problemi olan çiftçilerimiz var. Daha büyük problemi olan esnaflarımız var, üreticilerimiz daha var. Daha çok geleceksiniz, tabii konuşacağız onları. Bunlara bunu yani bir gün özellikle ekonomi konuşalım. Yapalım ekonomi, çözüm ekonomi süreci, bütün bu konuları. Çözüm süreci, yeni yapacağız, seçime 4-5 ay var. Bütün bunları konuşmamız lazım. Ben merak etmeyin. Tabii bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Her zaman. Bizi sabırla dinleyen sevgili izleyicilerimize de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Biz Türkiye'de ayrım yapmıyoruz. Bizim adımız Büyük Birlik. Ne olur bitirelim. Bizim, onun için Tarık Bey, bizim herkese... Biz iktidar yardımı almıyoruz, hazine yardımı da almıyoruz, reklam girecek, kusura evet, bakmayın. Sevgimiz, saygımız, muhabbetimiz var ve herkesin birbirini hoş görmesini, birbirini sevmesini, kavgaları, gürültüleri bırakmasını, ülkemiz için, milletimiz için, kendimiz için buna mecbur olduğumuzu düşünüyorum. Herkese sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Mustafa Destici çok teşekkürler.